Ramazan'ın simgelerinden biri olan güllaç, hünerli parmaklarla birleşince hem göze hem de damaklara hitap ediyor. Kalorisi hafif, şifa deposu güllaç yapmanın taktiklerini ustası bakın nasıl anlattı. Çok sıcak değil, ılık da değil, sıcak olacak. Yapması kolay, yemesi ise gerçekten olay. Çünkü lezzeti olay ama usta parmaklarda yapılırsa, işte o usta parmaklar yanımızda. Karaköy'e geldik, Nadir Güllü'nün yanına. Efendim, iyi bir güllaç yapacağız. Hangi taktikleri vereceksiniz bize? Önce iyi bir güllaç için kaliteli ham madde ve ehil usta. Ramazan ayı denince ilk akla gelen tatlıdır o. Bol sütlü güllacın yapımı da yemesi kadar kolay. 3 kilo süt, 700 gram şeker ama pancardan yapılmış şeker. En az 15 sefer savuracaksınız. Niye? Ara sıra oksijen girip lezzetli olsun diye. Damakta dağılan leziz bir güllacın sırrı kaliteli ham maddesinde saklı. İçine isteğe göre 2 kaşık gül suyu. Daha sonra döşemeye başlıyoruz. 300 gram kadar güllaç yaprağı, yani 6 veya 7 alta, 6 veya 7 üste döşeniyor. Giresun'un tombul fındığı var. Arasına Hindistan cevizi, biraz da pudra şekeri koyuyoruz. Arasına bolca atıyoruz. Önemli olan Erman'cığım, bu kuru yemişlerin fıstık, ceviz, badem, bunların hepsinin çok kaliteli olmazsa aflatoksin diye mikroplar üretir. Şeker hastaları da unutulmadı. Tatlı iftar sohbetlerinin tatlısı güllaç onlar için özel hazırlandı. Erman'cığım, stevia'da bir bitki şurubuyla yapıyoruz. Arası üstüne de süslemek için kiraz yerine vişne koyuyoruz. Şeker hastaları için yapıyoruz onu da. Yılların ustası Nadir Güllü ev hanımlarına güllaç konusunda çok değerli püf noktaları verdi. Uzaktan koklayınca püf kokmayacak. Evdeki hazır kuru yemişlerden de olabilir. Tepsiyle ılık. Ilık. Şimdi bunu kesinlikle dolaba bile koymayacaksınız. En az yarım saat bekleyecek. 15 saatlik açlık süreci, kan şekerimiz düşecek ama onu yerine ne getirecek? İşte böyle hafif ama enerji deposu güllaç. 250 gram porsiyon 40 liradır. Yarım kilosu 80 lira ama 4 kişiye yetiyor.